Allah bu afeti bir daha yaşatmasın. Dünya tarihinin görmüş olduğu en büyük afetlerden birisiyle karşı karşıyayız. Gerçekten bütün deprem alanını gördüğümüzde şehirlerin yok olduğunu, yere geçtiğini ve binaların büyük kısmının yıkıldığını görüyoruz. Kırıkhan'da da tahmin ediyorum ki %80 civarında yıkım var veyahut da yıkılması gereken binalar var. Çok büyük bir nüfus var. Biz burada ilk günden itibaren Afyon AK Parti İl Başkanlığımız, milletvekillerimiz, bütün teşkilatlarımız, belediyelerimizle birlikte ve bir de üniversitemiz, Kocatepe Üniversitemizin aşevlerini kurduk. Daha sonra yaklaşık 500 civarında çadır kurduk. Çadırların ihtiyaçlarını, seyyar tuvaletlerin yerleştirilmesine hep beraber uğraşıyoruz. Ekiplerimiz dönüşümlü olarak devam ediyorlar ve burada aksamadan bir hizmet vermeye gayret sarf ediliyor. Gerçekten bütün inanan insanlar, elini taşın altına koyan insanlar, bir afet geldiğinde, ülkenin bir sıkıntısına baş gösterdiğinde hiç tereddütsüz bir yardıma koşanlar var. Bir de sürekli her zaman ülkenin ve milletin bütün nimetlerinden istifade edip de zor günde onu yine arkadan hançerleyen, sürekli eleştiren ve sosyal medyada provokasyon yapanlar var. Onlara bu tavsiyem şu, sosyal medyada provokasyon yapmayı bırakın, lütfen kalkın gelin. Nasıl inanıyorsanız, nasıl düşünüyorsanız öyle yardım yapın. Bu insanlara gayret sarf edin. Sıkıntılarını giderin diyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İl başkanımıza ve bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi valiliğimiz, genel sekreterimiz de geldi. İnşallah Afyonkarahisar bir bölgenin bütün konteynerin yeme, içme, eğitim, barınma gibi hizmetlerine karşılayacak. Hep beraber bu hizmetlere devam edeceğiz. Teşekkür ederim.